Hap, kaşık, Nokia. Felsefesiyle Sokrates'in tezine kaşık sokan, insan mantığına smaç basan, sinema tarihinin milletvekili dayısı olan bu yapımda kahramanımız boktan bir evde yaşayıp çok iyi bir şirkette çalışan, asosyalin dibi olup dünyada ne oluyor ya kafasında gezen, önüne gelenden ayar yiyen, malın önde gideni, geride durmayanı, en önde bayrak taşıyanıdır. Kim bu adam? Thomas Ahmet Anderson. Şimdi söyleyin, Matrix nedir? Bu değil, bu değil, bu da değil. Bu ne lan? Bütün felsefelerin ötesinde Matrix ahanda bu sümsü bu karizmatik adama çeviren şeydir. Sene olmuş bilmem kaç. Dünyayı makineler yönetiyor. Amerika bile kalmamış. Allah nazardan saklasın. Koskoca Nebukadnezar bokun püsürün içinde geziyor. İnsanları tüplere sokmuşlar. Ama neyle haberleşiyorlar? 81-10. Hem de iyi. Neo diyor ki gözlerim niye acıyor la? Morpheus bu. Durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Daha önce hiç kullanmamıştın. Biz de diyoruz ki anam ne konuştu adam ya? Ulan adama sorarlar. 37 yıldır hiç kullanmadığı dilini nasıl kullanıyor? Kulaklarında neden sıkıntı yok? Burnunu, çükünü, götünü, başını nasıl kullanıyorsun? Jiu-jitsu'yu sanki altın gününde kısır ikram eder gibi öğretmeleri var ki bizi bizden alıyor. Biraz daha ister misin? Ah evet. Acık da leblebi koyup tarçında öfeleyim mi? Bu arkadaş görevini çağrı merkezi ciddiyetiyle yapan, ne kadar sövülürse sövülsün, üslubunu bozmayan, şahsen bizim hikayede çok sevdiğimiz bir abimizdir. Lakin kim ararsa arasın telefonu o ciddiyetle santral diye açmaktadır. Santral ne la? Zaten seni Yozgat'taki dayın arıyor olamaz. O telefonu da seni tanımayan biri arayamaz. Arayan aranan herkes birbirini tanıyor. Bu ciddiyet niye? Geldik malum sahneye. Bak şimdi. 20 tane körün. Evet bildiğin kör. Ellerine makineli tüfek versek ve desek ki şu anda etrafınızda hoplayıp zıplayan 2 tane dingil var. Sizden istediğimiz onları vurmanız. Sana yemin ediyorum adamı kevgire çevirirler. Hem de tırtıklı. Oğlum tamam hızlılar. Tamam başroller ölmez ama biriniz de tutturun la. Sen kime aldın bu nişanı? Sen nereye ateş ediyorsun? Allah belanızı versin. Bir elin silahta, bir elin karının belinde. Dıkşın ya. Bir dakika. Sen nereye tutunuyorsun hacı? Bütün film boyunca Morpheus abimiz bıkmadan, sıkılmadan sen osun, osun biliyorum. Ya biliyorum diyorum deyip duruyor. Neo ise ben öyle düşünmüyorum. Osun neyim? Osun neyim? Osun diyorum. Tamam da neyim? Osun işte. Ben bu Morpheus'u sikerim ha. Neo sen o değilsin. Ne dedi? Ben değilmişim amına koyayım. Ben eve gidiyorum. Yarın iş var. İnşallah kovmamışlardır ya. Çorbun leblebisi, Antep'in baklavası, Bred'in okunmuş çayı, Neo'nun kutsal gözlüğü. Atla dersin atlayamaz, dövüş dersin dövüşemez, kaç dersin kaçamaz. Gözlüksüz iki eliyle bir diki doğrultamaz. Ama gözlükle öyle mi? Neo abimizin gözlük zamkla gözüne yapışmış olacak ki hiç düşürmeden pataküte dövüşebiliyor. Senin damına korum, senin damına korum, senin damına korum, siktir olup giderim. Neden? Yoruldum. Hikayede sağa sola yanlayaraktan tutun, eğile büküle kurşunlardan kaçmanın hiç lüzumu olmadığını Morpheus abimiz sayesinde gördük. Sandalyesinde iki büklüm bir şekilde oturarak koca mitralyoz kurşunlarının bir deresine bile denk gelmiyorsa biz buna halk dilinde bala göte kurtuldu deriz. Hikaye boyunca köşe bucak ajanlardan kaçan Neo, işgüzar abimize bana bir tane sabit telefon bul diyor. İşgüzar abimiz de neredesin? Kadıköy'deyim, acil çıkış bul. Buldum. Nerede? Silivri'de. Zamanında veletten bile aslında kaşık yamulmuyor. Sen yamuluyorsun. Yani sen malsın. Şeklinde ayar yiyen Neo o olduğunu anladıktan sonra oh vallahi iyi geldi ya deyip içinden geçiyor, mermi durduruyor, 6D görüyor, Süperman oluyor, ölü diriltiyor. Yani kısacası Neo neydim ne oldum diyor. Ama Neo olursa olsun her süper gücün avantajları gibi dezavantajları da var. Gariban Neo kimi kovalarsa kapılar bir bir yüzüne kapandığı gibi her açtığında ebesinin hörekesine çıkıyor. Hikayenin sonunda binlerce böcük Zion'un anasını aratmaya gelince Neo bakıyor ki böyle olmayacak. Esas oğlanla konuşmaya gidiyor. Esas oğlan ne istiyorsun deyince bizim Süperman barış. Bu finalden çıkaracağımız özet şudur. İnsanoğlu yersiz atarlanmasının sonucu babalar vilayetine denk gelince geri vites yaparak götünü yiyeyim ayağına gelecektir. Ulan madem barışla çözülüyordu ne diye dövdün o kadar adamı? Uzun lafın kısası ettim tavşana takip Matrix bana vacip adlı bu yapım bizim için...
kaldırırız la. Next episode, Quank, eleştirel parodi, 7 Aralık Pazartesi.